ilahe illallah huvel hakkul melikul mübin Muhammedur Resulullah sadikul va'dil emin. Aziz müminler, şerefli Müslümanlar, geçen dersimizde imanın ve dinin bir cemiyetin yapısında, çatısında taşıdığı ehemmiyeti izaha çalıştık. Bir milletin ve bir cemiyetin yapısında dinin ve imanın pek mühim yeri vardır. Pek çok önemi vardır. Hatta dünyanın neresine bakarsanız bakın, insanlık hiçbir devirde inançsız yaşamamıştır. Hak veya batıl mutlaka bir şeye inanmıştır. İnançsız yaşayan insanlık topluluğuna, beşeri topluluklara rastlamak mümkün değil. Çünkü insanlar inanmadan yaşayamazlar. İnanmak, iman etmek insan için en mühim zaruret, en mühim bir hakikattir. İnanmayanı, Allah'a ve ahiret gününe inanmayanın halini, yapısını, tavru edasını Allah-u Teala ne dehşet anlatıyor. Aman ya Rabbi, Kur'an-ı Mübin'de bu ayet-i kerime insanı dehşete düşürüyor. İnanmayan, Müslüman olmayan, mümin olmayan insanın halini, yapısını ve bulunduğu noktayı ne müthiş, ne mühlik bir şekilde anlatıyor. Bakınız, Hac suresinin 31. ayeti, Suretül Hac, 31 numaralı ayette Cenab-ı Hak aynen şöyle ferman ediyor. وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ Kim Allah'a ortak koşuyorsa, şirk yani, küfür, şirk. Kim mümin ve Müslüman değilse, kim imandan mahrumsa, itikattan mahrumsa, ben Allah'a, mallaha inanmıyorum diyorsa, ben ahirete, meleklere, kitaplara, peygamberlere inanmıyorum diyorsa, dikkat ediniz, bu alemi, bu eşyayı, bu mahlukatı, mevcudatı, tabiat yarattı diyorsa, ebedi hayatı, uhrevi hayatı inkara yelteniyorsa, kim gitmiş de gelmiş efendim, yalan bunlar diyorsa, tek kelimeyle inançsız, imansız ise birisi, فَكَاَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ Allah aşkına dikkat ediniz, kafirin halini anlatıyor Cenab-ı Hak, dehşetini anlatıyor. فَكَاَنَّمَا Sanki o kafir, sanki o münkir, sanki o inançsız adam, خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ Gökte 10 bin, 20 bin metre yüksekte bulunan bir uçağın, bir tayyarenin kapısından aşağıya atılan bir insan gibidir buyuruyor. Gökten atılan insan. Atmosferin üstünden gibi hani sema dediğimiz gökyüzü, gök boşluğuna atılan bir insan gibidir. Kafirin hali. Ne olur o gökten atılan? Nereye gider bu adam? Nereye düşer bu adam? İşte tasavvur edin ki inançsız, imansız, itikatsız Allah'a, İslam'a inanmayan adamın yapısı, psikolojik, ruhi yapısı. Bir boşlukta, serseriyane bir hal içerisinde. Boşluk. Sanki peke ennemâ karra minessemâi. Sanki gökten aşağıya düşen, gökten yere atılan insan gibidir. Tasavvur edebilirsiniz hadiseyi. İşte geçen günler gördünüz. Amerika namındaki kafir devlet sırf kendi reklamını, kendi propagandasını yaptırmak için, beşeriyeti kendi dellalı ve reklamcısı yapmak için gök laboratuvarı, Skylab dedikleri o aletin, vasıtanın düşüşünü, nereye düşeceğini, nasıl düşeceğini, kimlerin tepesine düşeceğini
günlerce beşeriyetin kafasını meşgul etti. Günlerce insanlığı meşgul etti. Zalim Amerika meşgul etti. Nereye düşeceğini bildiği halde mahsus söylemedi, bütün yeryüzü ilgilensin Amerika'nın reklamını yapsın diye. Dellallığını yapsın diye mel'un herifler. Fukara milletleri tepeden ezercesine, oyuncak haline getirdiler. Kimisi hava yollarını tatil etti, kimisi polis teşkilatını seferber etti, kimisi şöyle, kimisi sığınak aradı, kimisi delik aradı, kimisi bodrum katlarını aradı, beşeriyeti rezil etmeye kalkıştılar. Gök laboratuvarı Skylab isminde, yörüngesinden çıkmış serseri bir araç. Aslında biliyorlardı ne yapacaklarını, fakat reklam olsun, propaganda olsun, son zamanlarda terestişi, şöhreti azalmış bulunan Amerika'nın dünya çapında bir reklam olsun diye bir uçurtma, bir balon gibi şişirdiler. Zavallı insanlık nasıl oyuncak haline geliyor? Kendi yaptığı vasıtalarla tepesinden aşağıya inerken yerin dibinde sığınaklar aramaya kalkıyor. Beşeriyetin içinde bulunduğu zavallılığa bak. İşte Cenab-ı Hak buyuruyor ki, inanmayan insan, müşrik insan, münkir insan, kafir insan. Sanki gökyüzünden aşağıya atılan bir adam gibidir. Ayağını sağlamca basacak hiçbir şey bulabilir mi? Hiçbir yeri bulabilir mi? Serseri gibi dolaşıyor adam. Nerede, nasıl, ne şekilde helak olacağı belli değil. Aynen bizim bugünkü cemiyetimiz gibi. Bizim neslimiz, gençliğimiz, okumuşlarımız, münevverlerimiz. Dikkat ediniz, münevver diyoruz. Nuru iman ile nurlanmadıkça münevver denmez tabii katiyen, ama teamülde, tearifte bu kelime kullanılıyor. Münevver, okumuş, tahsilli, mektepli bir sürü insanımız, gençliğimiz, neslimiz, zürriyetimiz Allah'a ve ahiret gününe hakkıyla inanmadıkları için, inandırılmadıkları için, vicdanlarından ve gönüllerinden Allah'a olan iman, ahirete olan iman sökülüp alındığı için sanki gençlerimiz ayaklarını hiçbir yere basamıyormuş gibi anarşi atmosferinde ateşle oynuyorlar. Anarşi atmosferi. Kıpkızıl bir atmosfer. Orada yanıp kül oluyorlar. Neslimiz birbirini imhaya yelteniyor. Hiçbir anarşist var mıdır ki Allah'a inansın? Anarşist olmak için başta Allah'ı inkar etmek lazım. Anarşinin birinci sıfatı Allahsızlıktır. Allah'a inanmamaktır. Allah ve Resulüne inanan bir adam billahi bir karıncayı öldüremez. Ne söylüyorsunuz siz? Kime yutturuyorlar bunun temellerini? Anarşizmin kökü Allahsızlıktır. Anarşizmin temeli imansızlıktır. İnsanı sevmez bunlar, hayatı sevmez bunlar, halkı sevmez bunlar, insanı sevmez bunlar. Her şeyin temeli Allah'tır. Allah'ı sevmeyen hiçbir şeyi sevemez. Niçin anlamıyorlar? İşin temeli ortada. Allah ve Resulüne inanan insan anarşist olur mu? Olabilir mi, imkan var mıdır? Serseri olabilir mi? Düşünebiliyor musunuz? Müslüman insan günde 5 defa ne yapmıştır, ne etmiştir? Allah'ın huzuruna çıkıp namazda Allah'a tekbir verecek olan insandır. Namaz kılmayan insan serseri insandır. Ne yönü bellidir, ne istikameti bellidir, ne direksiyonu bellidir, ne semti saadeti bellidir. Müslüman insan kaybolmaz hayatta. Müslüman olan insan eşyanın içinde kaybolmaz. Servetin dünyanın içinde kaybolmaz. Ne zaman ezanı Muhammed'i okunsa gelir huzur-u ilahiye, kaybolmadım ya Rabbi, işte ayağımı yere basmışım, huzurunda secde ediyorum, seni Allah olarak tanıyorum demektedir. Ne sağlam bir zemine basıyor, görüyor musunuz? Kaybolmuyor, yok olmuyor, silinmiyor, unutulmuyor Müslüman. İbadeti terk etmiş, namazı, niyazı terk etmiş nesil, ahlakı, edebi, namusu, iffeti terk etmiş nesil, tek inandığı şey elindeki silahı olan nesil, işte cehennem azabı yaşatıyor memlekete.
cehennem azabı yaşatıyor. Ve dış düşmanlar da oh olsun, hedefimize kavuştuk. Müslüman Türkiye'nin gençlerini imandan ve Kur'an'dan uzak yetiştirdik. Şimdi kendi içine kendi ateşini düşürdük, yaşadık diyorlar şimdi. Keyif ediyorlar, zevk ediyorlar. İnsan kendisini kaptırır mı müşriklere, münkirlere? Feke ennemâ harra mine's-semâi. Sanki gökten yere atılan insan gibidir. İnanmayan insan. Nereye tutunacağını bilmez. Nereye sarılacağını bilmez. Kime güveneceğini bilmez. Ne yapacağını bilmez. Ne istikamete gideceğini bilmez. İşte anarşizm. Anarşinin kökü şirktir ve küfürdür. İktisadiymiş, bilmem neymiş, içtimaiymiş, falan sebeptenmiş, filan sebeptenmiş, televizyonda açık oturum yapıyorlar, polis yokluğundanmış, jandarma eksik, vallahi inanmıyorum. Hiçbirisine, bütün bunların temeli iman yokluğu, Kur'an'a, ahirete, Allah'a iman yokluğuna dayanıyor. Ne polisi, ne hali. İşte kardeşim, Adalet Bakanı açıklıyor, efendim diyor, yakalayıp hapishaneye doldurduğumuz şiddet eylemcileri hapishanede de anarşiyi çıkarıyorlar, adam öldürüyorlar diyor. Öyleyse bugünkü hapishaneler yıkacağız, yerine hücre sistemine uygun her bir şiddet eylemcisini, her bir suçluyu tek başına bir hücreye sokacağız, her hücrenin kapısına bir jandarma dikeceğiz diyor. Bu kadar masrafa, bu kadar israfa, bu kadar açılıp saçılmaya lüzum kalmadan her bir delikanlının kalbine tevhidi, imanı, amentiyi koysan da rahat etsen olmaz mı? Yok, olmaz diyor. Olmaz. Derici oluruz diyor. Yobaz oluruz diyor. Sarı dışı adam oluruz diyor. Allah neymiş diyor. Muhammed kimmiş diyor. İnanmıyorlar kardeşim. Yahu her kapıya bir jandarma dikeceğine, her insanın kalbine bir Allah korkusu oturtsan da rahat etsen olmaz mı ya? Görüyor musunuz hadiseyi? Allah'a inanmayan nesilleri hücrelere de doldursanız başınıza bela olacak. Feke ennemâ karra mine's-semâi, Cenab-ı Hak. Sanki göklerden yere atılan serseri insanlardır. İnanmayanlar, müşrikler, kafirler. Ben ayet okuyorum, kafamdan söylemiyorum. Herkes gidip bu ayeti okuyabilir Kur'an'da. Hac suresinin 31. ayetidir kardeşim. Suretül Hacc'ın 31. ayetidir. Gidin okuyun. Böyle ortaya atılmış, yönü yolu belli olmayan, istikameti, istiklali belli olmayan, perişan insanların ne olacağı, nereye çarpacağı, nereye düşeceği, Amerikalıların serserisi kaylediği gibi, nereye düşeceği belli olmadığı gibi, bu insanın da, inanmayan insanın da nereye saplanacağını kimse bilemez. Cenab-ı Hak onu da haber veriyor. Bakınız. Feke ennemâ karra mine's-semâi fetahtafuhu tayru. Et-tayru, yırtıcı kuşlar. O gökten yere atılan, gökyüzünden aşağıya atılan insan gibidir ki, o insanı birdenbire etrafına üşüşen akbabalar, kartallar, şahinler, yırtıcı kuşlar havada o insanı paramparça ederler. Tıpkı bunun gibidir. Havada parçalanan, daha yere düşmeden akbabaların, yırtıcı kuşların birdenbire kapışarak, hücum ederek parçaladığı insan gibidir. Kafir olan insan. Dininden dönen insan. İslam'ı terk eden insan. İşte bugün Türkiye'mizin üzerinde yabancı düşmanların gözü ve emeli yok mu? Bakıyorsunuz bir avuç Yunanistan, bir avuç Yunanistan hala Megola İdaa namında bir düşünce etrafında Konstantin şehri, İstanbul şehri benimdir diyor ve İstanbul'u yeniden eline geçirmek için bütün hayatını buna harcıyor. İzmir benimdir diyor, İstanbul benimdir diyor, Kıbrıs benimdir diyor, Enosis ilan etmiş. Hala ve hala çok yakın bir gazeteci arkadaşımızın tespitini söylüyorum. Yunanistan'da ilkokula giden çocuklar sabahları kahvaltı olarak süt içiyorlar diyor. Süt içiyorlar ilkokul çocukları.
o süt içtikleri madeni kabın kas, bardak kas dediğimiz o madeni eşyanın içine Yunanca bir yazı yazmışlar. Yunanca, böyle çivi yazısı gibi acayip bir yazılar var. Yunanca yazı yazmışlar, Rumca. O süt içtikleri bardağın içindeki yazıyı aldım, sonra okuttum ki manası şöyleymiş diyorum. Ey bu sütü içerek büyüyen Yunanlı çocuk! Büyüdükten sonra İstanbul'u tekrar geri almadıkça içtiğin süt sana haram olsun diyor. Kardeşim ya, Megola İda, herifler böyle çalışıyorlar. Bir gün fırsatını bulursa İstanbul'u ve Ege'yi, Marmara'yı elinden almaya çalışacak tabii ya. Keyif ediyor herifler. Sen birbirini yiyorsun. Gençler birbirini yiyor. Politikacılar birbirini yiyor. Millet meclisi birbirini yiyor. Öyle millet olur bu dünyada. Ne milleti bu? İllet bile diyemezsiniz böyle millete. İnancını kaybetmiş bir millet çöker. İtikadını yitirmiş bir millet çöker. Haysiyetini ayaklar altına almış bir millet çöker. Gençliğini imansız yetiştiren bir marif sistemi çöker, çöker. Neslimiz inançsız yetişmiştir diyorum. Var mı buna itiraz eden? Zerre kadar itirazı olan bir profesör varsa, gelsin zerre kadar yürekleri de varsa, televizyonda açık oturum yapalım, saatlerce konuşalım bakalım. Neslimiz inançsız yetiştirilmiştir diyorum. Onun için milleti sevmiyor. Onun için kitaba değil silaha sarılmıştır. Birbirini sevmiyor, nefret ettirdiniz. Allah ve Resulünü öğretmediniz, okutmadınız. Eğitim sisteminde Allah yok bugün. İslam yok, Kur'an yok. Yalan mı kardeşim? Laik eğitimdir bu. Allah'a dayanmaz, İslam'a dayanmaz. Yok. Böylece yetişen nesil, memleket sevgisinden, bayrak sevgisinden, vatan sevgisinden, devlet sevgisinden, vatandaş sevgisinden, insan sevgisinden, Yunus Emre'den, Mevlana'dan, Abdülkadir Geylani'den, Şah-ı Nakşibendi'den, hepsinin şahı Muhammed Mustafa'dan habersiz yetişmişlerdir. Başka bir şekli var mı bunun? Gelsin konuşalım. Gök boşluğuna atılmış insan gibidir. Nereye düşeceği belli olmaz. İşte anarşi budur. Temel imansızlıktır. Temel doğrudan doğruya Allah'a ve Resulüne inanmamaktan sonuçlanan, kaynaklanan bir neticedir. Fetahtafuhu tayru. Sanki o gökten düşen adama kuşlar, yırtıcı kuşlar üşüşmüşler, havadayken paramparça etmişlerdir. Bugün vatanımızı parçalamak istiyorlar. Komünist Rusya, komünist Rusya Doğu Anadolu'yu parçalamak istiyor vallahi. Bilmeyeniniz var mı bunları? Doğu Anadolu'yu batıdan ayırmak istiyor. Oradaki Müslüman kardeşlerimizi parçalamak istiyor. Ayrı bir devlet mevlet havası içinde, ismini söylemek istemiyorum. Katliyen inanasım gelmiyor. Ayırmak istiyorlar. Görmüyor musunuz yani? Parçalamak istiyorlar. Havadayken bizi yemek istiyorlar. Böyle bir ortamda Müslümanlar nasıl birbirine sımsıkı sarılmaz? Politikacı nasıl gafil olur? Milletvekilleri nasıl cahil olur? Nasıl işin farkına varmaz? Nasıl milleti bütünleştirmez? Nasıl milleti kaynaştırmaz? Nasıl anlaşamazlar? Bu millet yıkılışını mı seyrediyor yoksa? Gözünü bağlamış, her yoluna mı gidiyor yoksa? Bunu kabul etmek istemiyoruz. Cenab-ı Hak inançsız insanı, imansız insanı ne dehşetli tarif ediyor. Sanki gökten atılan insan gibi. O insan vahşi kuşların hücumuna uğrayarak havada parçalanan insan gibi. Yok olan insan gibi. Zerresi bulunmaz artık insanın havada. Ve ebediyet namına bir şey kalmaz. Ne dünyada ne ahirette hiçbir sonuç elde edemez. Cenab-ı Hak devam ediyor. اَوْ تَهْو۪ي بِهِ الْر۪يحُ ف۪ي مَكَانٍ سَح۪يبٍ Aman yarabbim. اَوْ يَاهُدْ دَا تَهْو۪ي بِهِ Onu alıp götürür. Heva alıp götürür. اَلْر۪يحُ Rüzgar. Rih rüzgar demek. Fî mekânin sahîk gibi derinliği girilmeyen taraflara doğru alır götürür. Havadan atılan insan gibi ya onu kuşlar birdenbire üşüşüp parçalar, varlığını imha eder. Yahut da bir rüzgar o havadan atılan insanı sonsuz bir süratle alır, derin, dipsiz bir tarafa götürür, imha eder Cenab-ı Hak.
İşte inanmayan adamın hali budur. İnanmayan devletlerin hali budur. İnanmayan milletlerin hali budur. Müslüman olmayan cemaatlerin hali budur. Bugün dünyanın ne olacağı belli değil. Bugün dünyanın ne olacağı belli değil. Görmüyor musunuz? Amerika ile Rusya oturup anlaşma imzalıyorlar. Ne anlaşması? SALT 2 anlaşması. SALT 2. Artık buna SALT mı dersiniz, HALT mı dersiniz? Bir anlaşma imzalıyorlar. Stratejik silahların sınırlandırılması anlaşması. Ne diyor Rusya, komünist Rusya? Aman ha Amerika dostum. Onlar dostlular çünkü. Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam öyle buyur. El küfrü milletün vahide. Bütün kafirler bir tek millettir. Hiç ayrım olmaz. Hepsi bir bunların, dinsiz kafir. Ey Amerika dostum diyor Rusya. Stratejik silahlarımızı sınırlandıralım. Ben silahlarımı sana karşı kullanmayayım. Sen de silahlarını bana karşı kullanma. İkimiz kafa kafaya verelim. Yeryüzünün öbür milletlerini sömürelim diyor kafirler. SALT 2 anlaşması budur. Ve imzaladılar. Öyle silahlar inşa, icat, imal etmişler ki Amerika'nın ve Rusya'nın elindeki silahlar patlatılırsa, kullanılırsa yeryüzü 3 saat zarfında içinde bir tek canlı kalmamak şartıyla çamur deryasına dönebiliyor. Üçüncü bir cihan harbini düşünmek bile insanlara korkunç geliyor. Yükselen medeniyet diye bakıp da ağzının suyu akanlar bu silahlanmaya niçin dikkat etmiyorlar? Nedir bu korkunç silahlanma? Nedir bu korkunç silahlara yatırılan yatırım paralar? Nereye gidiyor beşeriyet? Nereye gidiyor cemiyet? Allah'a inanmayan insanlık hiçbir zaman mutlu olmamıştır. Görmüyor musunuz? Bugün dünya mutlu mudur? Bugün dünya mesut mudur? Kim? Amerika mesut mudur? Sorarım size. Rusya zaten esir kampı gibi. Devlet bütün millete hakim, köle nizamı içinde. Nereden mesut olacak? Kimi kandıracaklar? Kimi inandıracaklar? El tehvi bihir rihu fi mekanin sahih. O gökten atılan insan yahut da bir rüzgarın önüne düşerek dipsiz mekanlara, derin taraflara götürülüp kaybolur, kahrolur, gazap olur, yok olur gider. İnanmayan insanlar işte bu seviyede, bu hükümde, bu noktadadır. Kur'an'ın görüşü budur. Ben size acizane, fakirane, fakat halisane Kur'an'ın ortaya koyduğu görüşü söylüyorum. Kur'an'ın ayetini açıklıyorum. Birisinin kalkıp da yalan söylüyorsun demesi Allah'ın kitabına iftira olur ki Allah yalan söylüyor demek olur. Gayet açık ayet kardeşim. Al Kur'an'ı mahkum et. Bana ne söylüyorsun sen? Elimde Kur'an-ı Kerim mevcut, ben onu söylerim. Başka bir şey söyleyemem. Senin sistemine ayak uyduramam. Senin felsefene uyamam. Senin küfrüne, senin şirkine uyamam. Ben müminim, Müslümanları mümin telakki ediyorum ve Kur'an'ı anlatıyorum. Başka bir şekil yok ki. Ebedi bir azap var inanmayanlar için. Allah katında korkunç bir azap var. Ve hiçbir şey onları kurtaracak değildir. Hiçbir şey onları kurtaracak değildir. Bu hususta da geçen ders vaat ettiğim ayetlerden birkaçını okuyayım. Bakın şimdi, ne olursa olsun, ne yaparsa yapsınlar, Cenab-ı Hakk'ın ölçüsü, miyarı, mizanı Kur'an'da belirlenmiştir. Kur'an'dan kaynaklanıyor her şey. Bizim mektebimiz Kur'an. Bizim mearifimiz, bizim marifetimiz Kur'an. Başka bir şey söyleyemeyiz. Bakınız şimdi size yine Ra'd suresinin Er-Ra'du, Ra'd suresinin 18. ayetini haber veriyorum. Yine kardeşlerimiz gidebilirler. Tefsirlerden, tercümelerden bu ayet-i kerimeyi kendileri de takip edebilirler. وَالَّذ۪ينَ لَمْ يَسْتَج۪يبُوا لَهُ Allah aşkına dikkatinizi rica edeceğim. Ölçü. Şu kimseler ki bir topluluktan bahsediyor Cenab-ı Hak. لَمْ يَسْتَج۪يبُوا لَهُ Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellemin peygamberliğine icabet etmediler. Şu kimseler ki Muhammedun Resulullah demiyorlar.
dikkat. Muhammedun Resulullah diyor, putperestine giriyor, mecusisi, hindusu, brahmanı, şintosu, hepsi giriyor. Vellezine kayıp, sen yestecibu lehu. Kim ki Hazreti Muhammed'in tebliğatına, nübüvvetine, risaletine icap etmemiş, efendim katılmamış, yaklaşmamış, inanmamış, bilmemiş, ne olacak bu adamlar? Bakın şimdi. Peygamberi ahir zamana inanmamış insanlar ne olacak? Ama şöyle insanlar, ama böyle insanlar şunu yapmışlar, bunu etmişler, şu icadı yapmışlar, bu şunu. Bunların bütün meselenin kilit noktası imana ve İslam'a dayanır. Allah'ı ve Allah'ın birliğini, varlığını, Allah'ın yeryüzüne gönderdiği son peygamberini bulamamış adam, dünyanın en bilinmez tarafını bulsa yine kıymetliyor. Yeryüzüne Allah'ın gönderdiği Hazreti Muhammed'i tanımayan, bilmeyen, bulmayan adamın hiçbir buluşu, hiçbir şeyi muteber değil. İşte Kur'an kardeşim. وَالَّذ۪ينَ لَمْ يَسْتَج۪يبُوا لَهِ Allah Resulü'nün son, en son peygamber, Habibi Zişan, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellemin davetine, İslam'ına icabet etmeyen insanların ahirette hali, cezası ne olacak? Kur'an'ı anlatıyorum. Bakın Cenab-ı Hak Selam'ın. لَوْ اَنَّكْ لَهُمْ مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا وَمِسْلَهُ مَعَهُ لَسْتَدَوْ بِهِ Aman ya Rabbi! لَوْ اَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا Yeryüzünde, yeryüzü arz demek, Arapça, Kur'an-ı Kerim'de yeryüzü olarak geçiyor, arz. فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا جَمِيعًا Bütün demek, bütün. Yeryüzünün içinde ne kadar ne kadar ekmek, ne kadar para, ne kadar altın, ne kadar ilaç, ne kadar eşya varsa ve mislehu mahu bir de onun bir misli kadarını, bir o kadarı daha olsa bütün bunları insanlara dağıtıp da nefsedev bihi kurtuluş fidyesi olarak dağıtsa da cehennemden kurtulup cennete girmek için dünyanın dolusu, bütün eşyayı, maddeyi, her şeyi, bir de bir misli kadarını tamamen dağıtmaya kalkışsa, verse, fidye olarak dağıtsa, اُلَٰئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَادِ وَمَعْوَاهُمْ جَهَنَّمْ وَبِئْسَ الْمِهَادِ Vallahi bunların hesabı çetin olacak ve yerleri cehennem olacak, ebediyen cennete sokmayacağım bizi ne var? Hazreti Peygamber'in davetine icabet etmeyenlerin sonu bu. Ne müthiş bir hüsran bu. Ne müthiş bir ziyan bu. لَوْ اَنَّ لَهُمْ Eğer onların olsaydı مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا Yeryüzünün tamamı onların olsaydı da وَمِثْلَهُ مَاهُ Bir misli daha da olsaydı da لَتَّدَوْ بِهِ Cehennemden kurtulup cennete gitmek için hepsini fidye olarak dağıtsalardı katiyen ve me'vahum cehennem yine yerleri cehennem olacak canlarını ateşten ve azaptan kurtaramayacaklar diyor Rabbül Alemin diyor. Ve bi'sel mihad ne kötü yer ne kötü döşek ne kötü yer diye de Rabbül Alemin kendisi ve bi'se ne fena ne kötü diye de ifade ediyor. Ve insanlığa davet, Allah Resulü'nün nübüvvetine iman etmelerini telkin ediyor. E canım hocam, yeryüzünün insanları Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam'ı nereden duyacaklar, nereden eşitecekler? La baba, bugünkü gibi teknolojik bir dünyada bir boks maçını veya bir Arjantin'de 78 futbol yarışmasını yeryüzü nüfusunun 1/3'ü hiç milyar insan seyredebiliyor da her şeyden haberi oluyor da İslamiyet'ten ve Hazreti Muhammed'den mi haberi olmayacak? Böyle teknolojik bir dünyada, böyle muazzam bir güzellik yarışmasını, bir fuhşiyat meclisini dünyanın her tarafında Eurovizyon şarkı yarışmasını
dünyanın her tarafı seyredebiliyor da Kâbetullah'ın etrafında her yıl milyonlarca insanın lebbeyk Allahümme lebbeyk diye tavafını hiç dikkat etmiyorlar. Sorumlusu kim bunların? Kim canını kurtarabilecek? Onun için mazeretleri kabul edilmeyecek. Kur'an-ı Mübin bunlar için şöyle buyuruyor. La te'tezirul yevm. Bugün hesap günüdür. Bugün mahşer günüdür. La te'tezirû. Sakın mazeret beyan etmeyin. Mazeret kabul etmiyorum. Mazeret kabul etmiyorum. Gökyüzüne bakacaksın. Allah'ın varlık ve dünyayı anlayacaksın. Dikkat ediyor musunuz kardeşlerim? Şu Skylab isminde görüyorsunuz Amerikan laboratuvarı bilimsel araştırma yapmak için 75 yılında gökyüzüne göndermiş, ona belli bir yörünge, belli bir mahrek tayin etmiş, dünyanın dışında, atmosferin dışında dolaşmış durmuş, bir takım tespitler, tahkikler yapmış. En sonunda bir arıza sebebiyle yörüngesinden çıkmış. Yani çığırından çıkmış. Çığır, yörünge demek. Mahreki, mihveri, yörüngesi çıkmış. Artık nereye düşeceğini, nereye çarpacağını kestirmek mümkün değil. Yörüngesinden çıktı. Bu muazzam 77 tonluk demir yığını, bu müthiş yapı yörüngesinden çıkınca eyvah nereye düşecek diye bütün insanlar panik içine düştüler. Yörüngesini kabul ediyorsun bunu yani. Yörüngesinden çıkarsa felaket olacağını da kabul ediyorsun. Peki dünyamız da bir gezegen, sen kendin söylüyorsun coğrafyada. Sen kendin söylüyorsun kozmografyada, astronomide. Diyorsun ki dünya da kendi ekseni etrafında hızla dönüyor. Kendi yörüngesi etrafında dünyamız dönüyor. Kendi yörüngesindeki dönüşünü 24 saatte tamamlıyor. Gece ile gündüz meydana geliyor diyorsun. Bir Skylab'in yeryüzünde bir uzay merkezinden kontrol edildiğine, takip edildiğine, bu gezegeni yapanın bir ustası olduğuna, bir merkezi olduğuna inanıyorsun da, kendi ekseni etrafında dönen, hiç yörüngesinden çıkmayan, şaşmayan, aşmayan, düşmeyen bu dünyanın sahibinin Allah olduğunu bir şey kabul etmiyorsun. Dünya niye arıza yapıp yörüngesinden çıkmıyor? Hep dönüyor, dönüyor, 24 saatte dönüşünü tamamlıyor. Bunu döndüren kim? Bir Skylab'in yapıcısının Amerika olduğunu, NASA uzay merkezinden kontrol edildiğini, yörüngesine oraya koyanın olduğunu, yörüngesi etrafında kontrol edildiğini biliyorsun, buna inanıyorsun da, yeryüzünün yörüngesine konmasını, bu ayarı, bu hesabı yapanın, dünyayı şaşırmadan, düşürmeden döndürenin, وَاَخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتِ الْعُلِ الْاَلْبَابِ olduğunu, bunun da Allah olduğunu niçin kabul etmiyorsun, niçin anlatmıyorsun? Dünya yörüngesinden çıksa ne olacak senin halin? 77 ton ağırlığındaki bir Skylab'in yörüngesinden çıkması bir felaket oluyor da, dünyanın yörüngesinden çıkmasını niçin tesadüflere bağlıyorsun? Bu yeryüzüne hükmeden tehu mülkü semavati vel ard, köklerin ve yerin mülkiyeti elinde olan Allah'ı niçin kabul etmiyorsunuz? Niçin kitaplarda yazmıyorsunuz? Niçin coğrafyayı böyle okutmuyorsunuz? Niçin astronomiyi böyle okutmuyorsunuz? Niçin Allah'ın birliğini anlamıyorlar? Niçin Allah'ın varlığını kestiremiyorlar? Elektriği bulan adam, bir ampulü, şu bir ampulü yakan, evinin tavanına bir ampulü atan adam, bunun mutlaka bir ustası var. Bunu Edison imal etti, icat etti. Bu ampulü yapan birisi var diyorsun da, gökyüzüne güneş gibi bir lambayı atanın Allah olduğuna hiç inanmıyorsun. Sen kimi kandırıyorsun bakayım? Akıl var, mantık var, ilim var, fen var, fizik var, kimya var. Bunları inkar eden birisi var mı? Bir evin tavanındaki avizenin ustasını kabul ediyorsun. Bu elektriği Edison yaptı, ha yobaz hoca diyorsun. Peki gökyüzüne bu güneş kandilini, kamer kandilini atanın Allah olduğunu niye anlamıyorsun? Bunu kabul etsen cehenneme mi gidersin? Bunu kitaplara böyle Allah yarattı diye kitaplara yazsan kârib olursun, kâdib olursun.
tesadüfen oldu diyor. Tabiat yarattı diyor, doğa yarattı, doğa. Allah seni boğacak, kahredecek öyle gelir. Allah'a inansaydı nesil zarar mı ederdiniz? Osmanlı İslam Devleti'ndeki nesiller Allah'a inanıyordu. Zarar mı ettiniz? Üç kıtayı hükmettik biz, üç kıtayı fethettik biz. İstanbul'u fetheden nesiller Allah ve Resulüne iman eden nesillerdi. Zarar mı ediyorlardı? Katiyen zarar etmemişlerdi. Onun için gökyüzüne hükmeden kanunlar Allah'ın kanunlarıdır. Yeryüzüne hükmeden kanunlar Allah'ın kanunlarıdır. Her şey, kardeşim niye dikkatle yeryüzüne bakmıyorsun? Edison elektriği icat etti diye o herife Allah gibi tapınıyorsun da yeryüzünde harikalar, sistemler var. Bunu niye düşünmüyorsun? Hepinizin dikkatini çekmiştir. Yeryüzünde böyle çayırların, çimenlerin arasında bir böcek var. Böcek. Ne böceği bu? Ateş böceği. Gece karanlığında o yemyeşil otların arasında pırıl pırıl stop lambası gibi ışık saçan bir böcek var. Buna ateş böceği diyoruz. Bu hayvan öyle bir harika sistemle yaratılmış, yere atılmış ki bugün hiçbir elektrodinamik sistemi, hiçbir elektrotekniker, hiçbir fen, hiçbir fizik adamı bunu anlayamıyorlar. Yahu ne iştir bu? Bu ufacık, küçücük ateş böceği topraktan aldığı gıdaları, kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine çeviriyor, arka tarafta pırıl pırıl voltajıyla bir ampul gibi elektrik teşrediyor. Kimya enerjisini elektrik enerjisine çeviriyor. Bir mikrodinamo, bir elektrodinamo sistemi kurulmuş hayvanın bünyesine, buna mikro, çok küçük bir dinamo, çok küçük bir motor, çok büyük küçük bir mekanizma yerleştirmiş, ağzıyla topladığı kimyasal enerjileri vücudunda o dinamoda, o mekanizmada, o organizmada, o metabolizmada, o plazmada elektriğe çeviriyor ve gece karanlığında kendi lambasını kendisi yapıyor. 30 tane ateş böceğini temiz bir cam kavanozun içine koyun, masanıza yerleştirin, onun ışığında istediğiniz kitabı okuyabilirsiniz. Elektrik üretiyor. Bu dinamo nedir? Kim koydu oraya? Edison'un yaptığı elektriğin ampulü sıcak ampuldür. Şimdi şunu elimle tutmaya çalışsam yanarım, sıcak. Cenab-ı Hak o kadar Rahman ve Rahim ki o ateş böceğinin lambasını sıcak elektrik olsaydı yanardı diye onun elektriği soğuk elektrik icat etmiş. Soğuk elektrik. Daha bugün yeryüzünde hiçbir teknisyen, hiçbir fikir adamı, hiçbir teknolog dediğimiz insanlar soğuk elektrik yapmayı vallahi bilmiyorlar. Ateş böceğinin elektriği soğuk elektriktir. Soğuk dinamodur. Pırıl pırıl voltajıyla elektrik yandığı halde o sıcak elektrik değil, soğuk elektriktir. Sıcak olsaydı o hayvan rahatsız olurdu, yanardı diye Rahman ve Rahim olan Allah onu soğuk elektrik icat etti. Niye bunlara bakıp da Allah'ın varlığını anlayamadılar? La ta'tezirul yevm. Bugün mazeret günü değil. Hepiniz cehenneme koyacaksınız dedi Cenab-ı Hak bunlara. Niye yeryüzünü anlayamadınız? Senin sırtında bir elbise görsem, senin sırtında fevkalade güzel bir elbise görsem, o bu elbiseyi yapan terzi ne muazzam bir ustaymış diyorum. Sırtındaki elbiseyi gördüğüm zaman bunu yapan bir terzi var. Ne muazzam terziymiş, ne muazzam sanatkarmış diyorum. Peki söyler misin bana her gün kucaklayıp götürdüğün karpuz ve kavunların üzerindeki elbiseye, ambalaja bakıp da karpuzu kesiyorsun. Dışında sert mi sert, kalın mı kalın bir yeşil bir ambalaj, bir elbise, bir kabuk var. İçini açıyorsun, hamuru pişirilmiş, şekeri katılmış, şerbeti ayarlanmış, rengi verilmiş, boyası ayarlanmış, her şeyiyle mükemmel bir organizatör ile meydana gelmiş bu muazzam karpuzun dışına o elbiseyi getiren, o ambalajı getiren, içinin hamurunu pişiren, şekerini ayarlayan, şerbetini ayarlayan, rengini, boyasını veren, bunu pişiren, bunu hazırlayan
kudretin Allah olduğunu, bunun sanatkarının, bunun imal edicisinin, bunun yapıcısının Allah olduğunu hiç mi kabul etmiyorsun? Allah! Sırtındaki bir elbisenin bile bir yapıcısı var. Bu kavunların, karpuzların ambalajını tabiat mı koydu? Tesadüf var mı? Eğer o karpuzun dışındaki kabuk da içi gibi yumuşak, hamur gibi yumuşak olsaydı, böcekler, sinekler nüfuz edecek, sana yiyecek maddesi kalmayacaktı. Eline aldığın portakala niçin bakmıyorsun? Portakalın dışında öyle bir kabuk var ki, ispirtoyla, zehirle dolu. Portakalın kabuğu ispirto, zehirdir. İçini açıyorsunuz, dilim dilim şeker fareler, baklava dilimleri yerleştirilmiş. Tesadüfen olsaydı, bunu doğa yapsaydı, tabiat yapsaydı, dışı gibi içi de zehir olurdu, ispirt olurdu, hiç yiyemezdin. Dışını ispirtolu bir ambalaj, bir elbiseyle kaplamış ki sinekler, böcekler yiyemesin de sana meyve salsın, sana tabiat hizmet et. Bütün bunlara bakıp da Allah'ı anlamayan, Allah'ın varlık ve birliğini anlayamadan, inanmadan mahşere gelen, yeryüzüne dünyanın bir fabrikasını inşa etse, ebedi cehennemi kuracaktır. Kimse kurtaramayacak. Bizim devrim yobazları kurtaramayacak. Bizim küfür yobazları kurtaramayacak. Bizim batıyı alkışlayan gavur kayırıcıları, gavurları kayıranlar, Müslümanları ayırıp gavurlara alkış tutanların hiçbirisi mahşerde bu kafirleri kurtaramayacaklar. Kurtaramayacaklar bu onları. Herif Müslümanı ayıplıyor, kafirleri alkışlıyor. Gavur kayırıcı herif. Gavurları kayıran bir adam bu adam. Vicdansız nesil. İmandan mahrum kalan nesil, eline geçirdiği gazeteyle durmadan İslam'a saldırıyor. Eline geçirdiği gazeteyle durmadan Müslümanların namusuna saldırıyor. Festivalleri, faşistleri, her türlü rezaletleri, gazino reklamlarını ilan ederek Müslümanların çocuklarını karnavallara, faşistlere, rezalete ve fuhşiyata teşvik ediyor. Böyle gitmeyecek. Siz ey Müslümanlar, Allah'ın zalimlere verdiği mühlet bitmeyecek mi zannediyorsunuz? Zalimlere bırakılan meydanlar ellerinden alınmayacak mı zannediyorsunuz? Mazlumların, Müslümanların ahı bunları kahretmeyecek mi zannediyorsunuz? Gün gelecek, horlanan, hakarete uğrayan, ayıplanan, kınanan Müslümanlar uyanacak, Müslümanlar kalkacak, Müslümanlar kalkacak. Bunlara dersini verecek inşallah Teala. Dersini verecek bunlara. Karnaval nesillerine, bu Avrupa züppelere, bu karnaval nesline, bu zina nesillerine derslerini verecekler bunlar inşallah. Bunların hesabı sorulacak. Din adamlarıyla alay etmenin hesabını verecekler. Ümmeti Muhammed'le alay etmenin hesabını verecekler. Müslümanlara hakaret etmenin cezasını çekecekler. Ya Rabbi cezasız koyma bunları. Ya Rabbi ve ya Resulallah sana kör Arabı diyen, gazetesinde sana hakaret eden bu mürtetlerin cezasını Allah katında sözünüze göster ya Resulallah. Zalimlere verilen mühlet gitmeyecek mi zannediyorlar? Mazlumların ahı bunları yakalamayacak mı zannediyorlar? Sokaklar böyle zina ve karnaval halinde mi devam ederek bahsediyorlar? Müslümanlar uyanmayacak mı zannediyorlar? Müslümanların çocuklarını bir bir köşelerde öldüreceklerini, devam edeceklerini mi zannediyorlar? Millet kurtulamayacak mı zannediyorlar? Memleket İslamlaşmayacak mı zannediyorlar? Avrupa'nın kulu kölesi olmaya devam edecek miyiz zannediyorlar? Kurtulacağız ya Rabbi! Kurtulacağız ya Rabbi! Benim neslim, benim neslim Müslüman nesil, benim neslim mümin nesil, benim ecdadım Müslüman bir ecdad idi, benim tarihim Müslüman, benim tarihim İslam ile doluydu. Gitmeyecek mi zannediyorlar? İmanın, İslam'ın muazzam şehameti, İslam'ın hakikati gelmeyecek mi zannediyorlar? İşte aziz ve asil kardeşlerim, vallahi yüreğim kan ağlıyor. Adam eline getirdiği gazeteyle durmadan Allah'ın dinine hücum ediyor. Durmadan İslam'a saldırıyor. İffete, namusa, hayaya saldırıyor. Kimse bir şey söyleyemiyor. Ve korkunç bir hürriyet istismarına, bir aşırı bir serbestlik içerisinde vicdanlara, iffetlere saldırılar tertipleniyor.
ben hazmedemiyorum bir Müslüman olarak, bir din görevlisi olarak, aciz, perişan bir kardeşiniz olarak yüreğime sığdıramıyorum. Allah'tan intikam istiyorum, intikam istiyorum. Aziz kardeşlerim, bir ayet daha takdim edeyim. Maide suresinin 36. ayetini siz de gidip okuyabilirsiniz. Maide suresinin 36. ayeti. Estaiz billah. İnnel lezine keferu. Kafirler. Kafir demek, gayrimüslim demek. Yani Müslüman olmamış, Hazreti Muhammed'e iman etmemiş. Müslüman değil. Müslüman olmayan gayrimüslimler ve matu ve hüm küffar. Müslüman olmadığı gibi hayatta hiç kimse onun Müslümanlığına şahit olmamış, Müslümanlık namına bir şey ibraz ve ızhar etmemiş ve matu sonunda meyyit olmuş, ölmüş. Ve hüm küffar, kafir olarak ölmüş. Hem küfürle yaşamış hem de küfürle ölmüş. Gayrimüslim olarak ölmüş gitmiş. Bunun hesabı ne olacak? Bu nasıl hesap verecek? Bunun neticesi ne olacak? Bakın Kur'an-ı Kerim bildiriyor. Maide 36. ayet. Gidin bakın. Küfürle yaşamış, küfürle yani gayri İslami bir düzen içinde yaşamış, gayri Müslim olarak da ölmüş. Ve matu ve hum kuffar. Ve hum gayru Müslim. Yani gayri Müslim olarak ölmüş. Nedir bu? Felen yukbele min ehadihim mil'ül ardı zeheba. Aman yarabbim, aklım duruyor benim ya. İlahi kitap karşısında akıllar tamamen duruyor. Felen yukbele, ebediyyül ebed kabul edilmeyecek. Nedir kabul edilmeyecek olan? Min ehadihim, onların hiçbirisinden kabul edilmeyecek. Mil'ül ardı zeheba, arz dediğimiz dünya yuvarlanır. Yer küresi, dünya bütünüyle, tamamıyla altın olsa, altın. Hani dünyanın kaç ton geldiğini bilmiyorum. Kitaplarda vardı tabi. Yoğunluğu tonajı bellidir. Acaba dünya kaç ton gelir? Şu kadar milyar ton, trilyon ton neyse. İnsan aklı duruyor. Öğrendiğimize göre İran Şahı'nın şu anda Amerika'da 16 ton altını varmış. Gözümüzde büyüyor. 16 ton altını, şahsi altını var. İran Şahı yeryüzünde sığınacak yer bulamıyor ama altınları var. Ne çıkar bu altınlardan? Cenab-ı Hak buyuruyor ki, mil'ül ardı, yeryüzünün tamamı, kaç milyar ton ise dünya, tamamı altın olsa ve bu altınların tamamı da o gayrimüslim olarak ölen adamlardan birisinin olsa da velevi sedafihi, canlarını cehennemden kurtarmak için tamamını fidye olarak, kurtuluş parası olarak verseler, katiyen zatıma yemin ederim ki diyor Allah-u Teala, kabul etmeyeceğim, ebedi cehenneme çıkacağım diyor Cenab-ı Hak. Mümin değilse, imanın kıymetini görüyor musun? Kur'an'da kardeşim, ben Kur'an'dan söylüyorum, beni kimse itham edemez, gitsin okusun. Öyle gerilikle itham etmez, yobazlıkla itham etmekle kimse canını kurtaramaz, ortada Kur'an-ı Kerim var. Kur'an'a kimse hakaret edemez. Müslümanların vicdanlarına pahtını kurmuş olan kitaptır bu. اُلَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَل۪يمٌ Onlara elem verici, kahredici azap devamlı olarak onların olacaklardır. Küfür üzere gayrimüslim olarak ölmüşse onu kimse kurtaramayacak. Hiçbir hareketi kurtaramayacaktır. فَلَنْ يُكْبَلَ kabul edilmeyecek diyor. تَأْكِيدِ نَفْي istikbal. Arapçada lem diye bir harf gördünüz mü? Lam nun lem gördünüz mü? Tekidi nefi istikbal için kullanılır. Müzari bir fiilin başına gelir ve müzari mansup okutur. Hele yükbele. Ebediyen kabul edilmedi. Manasıdır. Yeryüzünün tamamı mil'ül ardı dolusu külliyen altın olsa ve bu da o küfür üzere ölenlerden birisinin olsa canını kurtarmak için fidye olarak vermeye kalkışsa vallahi kabul edilmeyecek. Ve ma lehum min nasirin. Onları kurtaracak hiçbir yardımcı olmayacak Cenab-ı Hak. Nasır, yardımcı demek, nasır. وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ Hiçbir yardımcı onları orada kurtaramayacaktır. Aziz ve asil kardeşlerim, mübarek kardeşlerim, şerefli kardeşlerim, şu mukaddes kürsüde Allah'ın ayetlerini okuyorum. Biz din görevlisiyiz.
Vazifemiz Müslüman kardeşlerimize dinimizi anlatmak, dinimizin düşmanlarını tanıtmaktır. Ben size dinimizi anlatacağım, dininizin düşmanlarını tanıtacağım. Başka bir vazifem var mı? Ben kanunlar dairesinde konuşuyorum. Nizamlar dairesinde konuşuyorum. Memleketin anarşiye, ızdıraba, buhrana, bunalıma sürüklenmesini istemiyorum. Kimseyi kışkırtmıyorum. Kimseyi kanunsuzluğa itmiyorum, tahrik etmiyorum, görüyorsunuz. Ayet okuyorum. Onun için bir takım nasipsiz, bir takım beyinsiz, bir takım kafasız heriflerin kalkıp da bu vaaz-ı nasihatları tersine çekmelerini katiyen Müslümanlar affetmez ve peşinde gölge gibi takip ederler onları. Kötüye çekmeye, anarşiye çekmeye, kışkırtmaya çekmeye, bir takım kötülüklere alet etmeye kimsenin gücü yetmez. Biz şurada sulh ile, sükun ile Müslümanlarla konuşuyoruz. Bizim başkasıyla, gayrimüslimlerle, şahıslarla, siyasi partilerle, efendim yöneticilerle, bakanlarla, şahsi olarak milletvekilleriyle benim şu Kur'an'a yemin ediyorum hiçbir alakam yok benim. Ben şurada hadiseleri anlatıyorum, Kur'an'ın tefsirini arz ediyorum, İslam'ı ve imanı arz ediyorum. Tersim iman, Diyanet İşleri Başkanlığı 633 sayılı teşkilat kanununun birinci maddesinde şöyle geçer. Din görevlisi Müslümanları iman, ibadet ve ahlak açısından aydınlatmaya memur olan kişidir diyor. Ben de onu bunun memuriyetini yapıyorum. İman açısından sizi aydınlatıyorum, izahlar yapıyorum. Tersine çekmelerini katiyen Müslümanlar affetmez ve peşinde gölge gibi takip ederler onları. Kötüye çekmeye, anarşiye çekmeye, kışkırtmaya çekmeye, bir takım kötülüklere alet etmeye kimsenin gücü yetmez. Biz şurada sulh ile, sükun ile Müslümanlarla konuşuyoruz. Bizim başkasıyla, gayrimüslimlerle, şahıslarla, siyasi partilerle, efendim yöneticilerle, bakanlarla, şahsi olarak milletvekilleriyle benim şu Kur'an'a yemin ediyorum hiçbir alakam yok benim. Ben şurada hadiseleri anlatıyorum, Kur'an'ın tefsirini arz ediyorum, İslam'ı ve imanı arz ediyorum. Dersim iman, Diyanet İşleri Başkanlığı 633 sayılı teşkilat kanununun birinci maddesinde şöyle geçer. Din görevlisi Müslümanları iman, ibadet ve ahlak açısından aydınlatmaya memur olan kişidir diyor. Ben de bunun memuriyetini yapıyorum. İman açısından sizi aydınlatıyorum, izahlar yapıyorum. Benim bu vazifemi suistimale kalkışan olursa, tahrike yeten olursa, nefesine kanunları şimşek gibi yaldırıp imha ederim. Cenab-ı Hak cümlemizi muhafaza buyursun inşallah. Gelecek dersimize devam edeceğiz. Bu mevzunun çok ehemmiyet tarafları var. Çok mühim dersler vardır. Ramazan-ı Şerifimiz de geliyor bütün şöhretiyle. İslamlar, yeryüzü Müslümanları şahlana şahlana Ramazan geliyor inşallah Teala. Biz de uyanacağız, biz de şahlanacağız, biz de şanlanacağız, biz de canlanacağız. Ve İslam'ın atmosferinde, can ve renk içerisinde Kur'an'a ve İslam'a bir ismiyle sahip olacağız. Pazar günü şehzade başında buluşmak üzere Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi huzurundayız. Cümlemizi kulluğuna kabul eyle. Her nefesimizde kelime-i şehadet ki şerf ile buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü diyerek bu imanla huzuruna bizi kabul eyle. Amin ya Erhamer Rahimin. Velhamdülillahi Rabbim.